İşte gidiyorum, çeşmesi yakın. İşte gidiyorum, çeşmesi yakın. Aramıza dağlar dağlar, sıralansa da, sıralansa da dedik ve vakıf arazilerden sonra nereye geçiyorduk arkadaşlar? Ticaret, ticaret. Ottoman Empire, kültür ve uygarlık, medeniyet. Arkadaşlar 5 tane sorunuz var. O yüzden çatır çatır en baştan oynatma listelerine yapıştırdım. İzleyiniz. Üçünü zaten paylaştım. Bunun arkasından herhalde 6 ya da 7 bölümde biter. Osmanlı Devleti'nde ne yapıyoruz biliyor musunuz mu? Özetlemiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Hatırlatmalarımı hemen yapayım. Oynatma listelerine girdiğin anda bir hazine ile karşılaşacaksın. Bir öğrencim yazmıştı. Çok güzel, hoşuma gitti. Hazineye gir abi, yapıştır oradan. Bak işte eksik olduğun kolum var. Pat. Peki eksik olduğun soru mu çözeceksin abi? 2024 KPSS lisans, ön lisans, yapıştır orayı. Tarih soru çözümü. Hepsini tek tek bütün seçenekleriyle nasıl denemelerde yapıyorsak öyle açıkladım. Ve arkadaşlar orada 18'den sonra da Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi başlıyor. Yapıştır abi ona. Tarih şeyi, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihini. Peki bir de sevgili arkadaşlar özetler var. Bak 4 ana özet var orada oynatma listelerinde. Eğer konuda hani çok sıkıntım yok, ben yaptım, hallettim diyorsan, bak 1 saat 16 dakikada koskoca ot tamamına bitirdim. Ne bileyim, 1 saatte milli mücadeleyi bitirdim. Oradan şey yapın. Bu her şey sizin için sevgili arkadaşlar. Ben bunları biliyorum, siz de bilin diye anlatıyorum. Siz de bilin. Hacı diye anlatıyorum. Enerji, enerji. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar, vakıf arazi falan, arazileri zaten yapıştırdık, değil mi? Ticarete geçiyoruz. Bizim Ottoman'da ticaret genelde bizimki ağdır, değil mi? Ticaret yapanlardan haracı mı keser? Evet. Genelde gayrimüslimler mi yapar bu ticareti? Bizim reaya da çiftçilikle uğraşır. Şimdi insanlar köylerde ve şehirlerde kendi geçimlerini sağlayacak kadar ekonomik faaliyetlerde bulunmuştur. Köylüler ellerinde olmayan malların tedariki için pazarda ürünlerini satıyor. Halk barınma, giyinme, beslenme hayatlarını devam ettirmeye yönelik bir tüketim anlayışı benimsiyor. Geç. Bunlar geyik. Tüketici koruma konusunda ise kadı ve muhtesip, muhtesip şimdi söyleyeceğiz arkadaşlar. Önemli yetki ve sorumluluklar verilmiştir. Tüketiciyi korumak için çeşitli tedbirler alıyor seninki. Kadı zaten en başta, doğru mu? Kazalarda belediye işlere de sahipti. Muhtesip de arkadaşlar aslında belediye işlere sahip olan bir yöneticidir. Ottoman'da, taşrada. Doğru mu? Peki klasik dönemde tüketiciyi korumaya yönelik tedbirler neler almış? Mesela bunlardan birisi standartizasyon. Duydun mu böyle bir şey? Şimdi arkadaşlar standart bir şekilde, yani aynı mal, yani sanayi ve tarım ürünlerinin aynı özellikle tüketiciye, aynı kalitede tüketiciye ulaştırılmasıdır. Doğru mu? Birinci aşama, birinci ayak. Peki nar, bak bunları sorularda çok kullandım. Fiyatları önceden belirliyorsun hacı. Fiyatları önceden belirliyorsun ve esnafın belirlenen fiyatların üzerinde satış yapmasına izin vermiyorsun. Ekme 5 lira diyorsun. Hacı 5 liranın üzerinde fahiş satamazsın diyorsun. Nar uygulaması. Doğru mu? Tekel uygulamasıyla karıştırmayın o 7 vahit. Mahmud'un, ikinci Mahmud'un yaptığı. Peki toptancı hallerinde arkadaşlar kapanlar, bunları anlatmıştım hatırla. Bunları bir daha tekrarlayalım. Mesela kapalı çarşı bedesten. Tek bir mal satılıyor ama bunlar toptan satılıyor. Kapan. Tek bir mal satılıyor ama perakende ve aynı, ne diyelim, esnaf türü eşittir neydi abi bunlar? Arasta. Hatırla. Birden fazla tükken var orada. Çarşı. Doğru mu? Peki arkadaşlar eskiden sınır karakolu, daha sonra kervansarayların böyle ilkel halleri ribat. Arkasından işte kervansaraylar, her 70 kilometrede bir yapılır ve tüccarlar konaklar. 3 gün her şey bedava. Peki toptancı hallerinde arkadaşlar şehre gelen tarım ürünleri kapan adı verilen toptancı hallerine getirilir. Tüketicinin talebine sunulur. Peki Osmanlı Devleti ticarete verdiği önemden dolayı Sultan 2. Bayezid zamanında, dikkat edin henüz sorusu çıkmadı, Bursa İhtisap Kanunu diye bir şey var arkadaşlar. Bursa Belediye Kanunu yani. İhtisap dediğim o. Peki bunu çıkartıyor bu kanunu, ticari ilişkilerde standartı sağlayacak ilk adım. Aşağıdakilerden hangisi?
Standartı sağlayacak ilk adımdır ticarette diye sorsa, Bursa İhtisap Kanunu'nu yapıştır. Bununla ilgili bir de güzel soru yaptım. Peki birçok yerin mahalli özellikleri ve üretim çeşitliliği göz önünde bulundurularak ticarette standart kurallar konuluyor ve bu kuralların uygulanmasına büyük önem veriliyor. Bursa İhtisap Kanunu'yla birlikte ürünün kalitesi neydi? Narh, değil mi? Hani önceden belirliyordu ya fiyatı. Ve ceza hükümleri de belirleniyor. Ve Osmanlı toprakları Doğu Batı ekonomilerini birbirine bağlayan arkadaşlar iki yol, İpek. Şunları bir tekrarlayalım. İpek yolu Çin'den başlar. Bir kolu Hazar'ın kuzeyinden geçer. Kırım kavşak noktadır. Bir kolu Hazar'ın güneyinden İran topraklarından geçer. Oradan Doğu Anadolu'ya yardır. Ne diyelim, kesimi bir şeye gelir, Trabzon'a, oradan bir bölümü, yani yolun bir ne diyelim kısmı İstanbul'a. İstanbul'da İpek ticaret merkezidir. Baharat nereden geçer abi? Bak, karayolu baharatın Hindistan'dan yardır, Suriye, Laske limanına gel. Peki baharatın şeyi nedir? Deniz yolu Basra Körfezi'ne gir, Hint Okyanusu'ndan geç, Kızıldeniz'e gel, oradan Akdeniz'e geç. Ama 1869'a kadar Süveyş Kanalı yok. Orada deme bir sıkıntı yaşanacaktır. İki tane gemi kullanmak zorunda kalıyorlar. Peki Akdeniz'e ulaştığı bölgede bulunuyordu. Bulunduğu konum nedeniyle Osmanlı dış ticaret ve trans ticareti teşvik ediyor. Elde edilen gümrük vergileriyle de devlet için önemli bir gelir kaynağı oluşturuluyor. Ama arkadaşlar bu iş coğrafi keşiflerle nanay olacaktır. Bu nedenle ticarette denetim yapılması ve yol güvenliği sağlanmasını bizzat devlet üstleniyor. Güvenli bir piyasa. Bunu Pax Optimum diye özetleyebiliriz. Yani barış, Osmanlı barışı mesela, Pax Hazar dönemi yaşanmıştı. Bunların hepsi ticaretle ilişkilidir arkadaşlar. Sen eğer güvenli ortamı sağlar isen devlet olarak, adamlar da çatır çatır ticaretini yapar. Doğru mu? Peki bunu ilke edinen, güvenli bir piyasa ortamını oluşturmayı ilke edinen Osmanlı Devleti dış ticarette altın ve gümüşün yurt dışına satışını yasakladı. Özellikle coğrafi keşifler. Arkadaşlar altın ve gümüşle dolacak Avrupa. Peki ticaretin gelişmesi için yollar üzerinde kervansaray. Bu konuda yardıran Anadolu Selçuklu Devleti'dir. Ve köprüler yaptırdı, bayındırlık hizmetlerini artırdı ve bu yerlerin koruyuculuğunu devlet üzerine aldı. Peki ticaret yolları üzerinde güvenlik amacıyla Derbent. Arkadaşlar karakol direkt teşkilatını kuruyor. Ve tüccarların ulaşımını kolaylaştıracak taşıma. Mekkari taifesiydi bu. Hatırla. Evet. Ve kervanların dinlenebilecekleri kervan, işte saray, han, imaret, yemek aşeviydi ya. Misafirhane gibi yapılar zengin vakıf gelirleri kullanılarak bizzat devlet tarafından finanse edildi. Bunların hepsini vakıflar finanse eder, unutma. İstanbul, İzmir, Antalya, Alanya, Sinop, Trabzon gibi limanlar karayolların bitiminde yer aldıkları için önemli birer ticaret merkezi. Zaten arkadaşlar Selçuklu'da da gördük. Buralara yapılan seferlerin hepsi ticari yolları nedir? Bulmaya yöneliktir. Osmanlı Devleti Anadolu'nun transit bölge olma özelliğini korumak ve buranın güçlendirilmesini sağlamak amacıyla dünya ticaretinin kalbinin attığı Akdeniz'de ne vermeye başladı abi? Kapitülasyon ve gümrük politikaları uyguladı. Peki 16. yüzyılda artık iç ve ki kapitülasyonları şimdi dalacağız da ilk kapitülasyonları sorusunu da yaptım. Ceneviz. Değişti bilgi ha. Venedik diye biliyordunuz ya. Ya da Fransa diye biliyordunuz ya. Onlar gitti abi. Ne diyebileceksin? Ceneviz diyebileceksin. 1352. Peki 16. yüzyılda iç ve dış ticaret dengesi sağlanmış olmakla beraber bu dengenin devamı için hububat, barut, silah, kurşun, at, pamuk ipliği, sahtiyan cilalanmış deriydi bu. Bal mumu, don yağı, gön, meşin, koyun derisi ve zift gibi bazı maddelerin yurt dışına çıkarılması yasa. Yani ihracını yasaklamışlar. Yasaklanan bu malzemelerin genelde savaşlarda kullanılan malzemeler, seninki Cihan Şumul, Fetihçi abi ve yerli esnafın ham madde ihtiyacını karşılayan mallar ya bunlar. Bu ya da halkın ihtiyacı olan gıda maddeleri olduğu için bunları yasaklamıştır. Peki ihracata getirilen bu sınırlama orduyu, esnafı ve tüketiciyi korumaya yöneliktir sevgili arkadaşlar. Peki Osmanlı ekonomisi klasik dönemde madeni para sistemine göre işlemiştir. Ve arkadaşlar altın ve gümüş eşya olarak değil bir değişim aracı olarak kullanılmıştır. Bu sistem istikrarlı bir para rejiminin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Altın ve gümüş. Altını zaten zengin tüccarlar kullanıyor, doğru mu?
Yani çok kişide yok. Daha çok gümüş kullanmıştır. Peki işte arkadaşlar bu Fütüvvet Teşkilatı'nın temeli Abbasiler zamanında kurulan. Daha sonra Anadolu Selçuklu Devleti'nde Ahi örgüt olacak. Ahi Evran Kırşehir'de kurmuştu ya. Sonra Osmanlı'ya geçildi artık. Ahiler yani Lonca Teşkilatı olacak kurumdan bahsediyoruz. Osmanlı ekonomisinde Ahiler önemli bir rol oynamıştır. Evet. Esnaflar birbirleriyle yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamak. Esnaf teşkilatı bu. Amacıyla esnaf birlikleri kuruyorlar ve kurdukları bu esnaf birlikleriyle teşkilatlanıyorlar. Osmanlı Devleti'nde oluşturulan bu yapıya Lonca Teşkilatı deniyor. Bu kadar basit. Peki Loncalar İslam toplumunda neydi? Eli açıklık, cömertlik, fütüvvet anlayışıydı bu. Ve ahilik zincirinin zamanla değişikliğe uğramış bir devamıdır. Kısaca fütüvvet dersek Abbasiler İslam şey Abbasi, Abbasiler zamanında daha sonra Anadolu Selçuklu Devleti'nde de belli bir süre kullanılıyor Fütüvvet Teşkilatı. Sonra Ahi örgüt oluyor Ahi Evran. Sonra Osmanlı'ya geçti Lonca oldu. Doğru mu? Devlet ziraat dışındaki üretimde Lonca Teşkilatı'nı benimsiyor ve özel ve demokratik kuruluşlar arkadaşlar Loncalar bak dikkat devlet öyle müdahale edemiyor. Kendi içindeki denetimleri kendileri yapıyorlar. Devletin işini de bu şekilde kolaylaştırıyorlar ve narh sistemini arkadaşlar fiyatları bunlar belirliyor bak devlet belirlemiyor esnafın yaptığı şeyleri. Bunları uygulayarak üretilen malın fiyatını kalitesini belirliyorlar. Mesela hani şey derler ya pabucunu damat derler. Mesela bakıyormuş böyle ahi şeyi lideri geziyor böyle. Ulan bu ne biçim ayakkabı lan? Ne biçim ayakkabı yaptım oğlum deyip pabucunu dama atıyormuş. Daha izin yap diye. Standartlara uygun denetim altına alıyorlar. Nar kısaca kamu yararı gereği temel ihtiyaçları karşılayan mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarına doğrudan müdahale edilerek belirli sınırları aşmasını önlenmesi. Sevgili arkadaşlar kısaca nedir? Fiyatın daha önceden belirlenmesidir. Doğru mu? Ürünlerin fiyatlarını duvarlara asılarak halkı bilgilendiriyorlar. Bak hani günümüzde böyle gidiyorsun da gazı yiyip de çıkıyorsun ya bir restoranda. Avrupa'da mesela öyle bir şey yok. Her şeyin fiyatı dışarıda pit pit şu şu kadar bu kadar diye değil mi? Daha o zamanlar bak. Lonca Teşkilatı'nın geçmişte yaptığı görevlerin bir benzerini günümüzde kim yapıyor abi? Esnaf odası, pazarcılar odası. Ha? Esnaf karısı bin naz. Yok lan nereden geldi? Şoförler odası gibi kurumlar üstlenmiştir. Peki şehirlerde plansız iş yeri açmak. Arkadaşlar bunları önleyecekler. Ve burada ekonomik dengeyi sağlamak için tedbirler alınıyor. Bunlardan işte en önemlisi bak sorularda çok kullandım. Keşke bu sene sorsalar. Gedik hakkı. Arkadaşlar ihtiyaç duyulduğunda gerekli mesleğe yeterliliğe sahip mesela o kişilerin dükkan açma hakkı. Yani bir nevi ruhsat. Böyle kalsın kafada. Gedik hakkı sayesinde ticaret, ziraat ve sanayide dengeler korunuyor. Doğru mu? Ve ekonomik düzeninin ne oluyor abi? Devamlılığı sağlanıyor. Gedik, ruhsat açma. Öyle kafana göre ben berber oldum. Evet. Ne yapacağım? Şey yapacağım. Hacı. Berber dükkanı açacağım diyemem. Ne yapacaksın? Ahiden izin alacaksın. Gedik hakkı. Osmanlı şehirlerinde üretim ve hizmet sektöründe görev yapan esnafların hemen hepsi loncalara üyedir. Arkadaşlar, sanatkarlar, esnaf bunların hepsi lonca teşkilatı şeklinde örgütlendi. Loncalara üyedir. Bu teşkilat içinde her iş kolunun başında o koldaki ustalar tarafından seçilen bir şey. Ve kethüda bir yiğit başı bulunmuştur. Bu kişilerin mesleğe çırak kazandırmak, ham madde temin ederek üyelere dağıtmak, üretilen malların standartlara uygunluğunu kontrol etmek ve meslek grupları arasında dayanışmayı sağlamak gibi görevleri olmuş. Yani kethüda, şey ve yiğit başı doğru mu? Bunlar ahi örgütü içerisinde görevlilerdir. Peki aynı iş kolundaki Müslüman ve gayrimüslim arkadaşlar meslek sahipleri aynı teşkilatın içinde yer alabilmiştir. Bak gayrimüslim de ne yapabiliyor? Loncaya üye olabiliyor. Aynı iş kolundaki. Peki Osmanlılar'da loncaların kurmuş olduğu orta sandığı ve teavün yardımlaşma demek arkadaşlar. Bu sandıklar üyeler arasında bir yardım düzeni. Yani şey, imece usulü kumbaraya gidiyorum para atıyorum abi. Sosyal güvenceyi sağlıyor. Peki Osmanlı Devleti'nde vasıflı eleman ihtiyacı lonca teşkilatına küçük yaşta alınan çocukların yetiştirilmesiyle karşılanırdı. Bak daha bebekken alıyorlar bunları yetiştiriyorlar. Usta çırak ilişkisi acı. Peki esnaf arasında en alt basamakta bulunan kimselere çırak deniliyor yani günümüzde. Çıraklar belli bir süre çalışıp mesleğinde ilerlediğini ispatladıktan sonra kalfalığa yükseliyor. Artık bizde bitti değil mi bu işler? Çırak, kalfa, usta. Esnaf içerisinde
Çıkılacak en yüksek basamak ise ustalık. Artık ustam, ustam diyorsun. Peki bazı ticari merkezler bunlar arkadaşlar. Çok tekrarladım. Bir daha hemen. Bedesten neydi? Kapalı çarşı. Doğru mu? Başta mücevher satılıyor, değerli eşya. Çarşı birden fazla ne olacaktı? Söyle. Birden fazla dükkan olacak. Genellikle bedesten falan da bunun içinde. Çarşının içinde. Çarşı, çarşı, her şeye karşı. Kapan. Neydi? Bir ürün olacak, tek bir ürün ama toptan satılacak. Arasta tek bir ürün olacak ama perakende satılacak. Doğru mu? Kapalı çarşıda halkın aradığı her türlü malı vakit kaybetmeden bulabildiği yer. Kapalı çarşı. Aslında kapalı çarşı bedelsin. Aynı şey arkadaşlar. Geç. Peki Osmanlı kapitülasyon siyaseti nasıldı? Kapitülasyon neydi? Hristiyan devletlere dostluk ve nedir? Sadakat sözü vermeleri şartıyla. Osmanlı Devleti'nde ticari faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla verilen imtiyazlar. Doğru mu? Osmanlı Devleti'nin kapitülasyon siyaseti mali siyasi amaçlar taşıdı. Mali amaç topraklarından transit geçen ve ülkeden ihraç edilen mallardan vergi almak, para kazanacak, hazineye geri sağlamak. Tamam. Siyasi amacı da var. Arkadaşlar mesela kanun zamanında hazırlandı ya. Pargalı'nın ölümüyle uygulanamıyor. 1535'te Pargalı'yı öldürüyorlar. 36'da aslında yürürlüğe girmesi gerekiyor. Girmiyor. Fransa'ya verilen kapitülasyonlar. Sevgili arkadaşlar orada amaç ne biliyor musun? Oradaki mesela Avrupa Hristiyan Birliği'ni kurmaya çalışıyor. Şarken denen herif. Avrupa Hristiyan Birliği'ni yanına adam çekip bölmeye çalışıyorsun. Siyasi amacı budur. O zaman Batılı devletleri kendi yanına çekip Haçlı Birliği'ni parçalamak istemişlerdir. Fatih'in de bir amacı olur. 1479'da o da ne yapıyordu? Söyle. Venedik'e kapitülasyon veriyor ya, oradaki amaç da odur. Yani Avrupa Hristiyan Birliği'ni parçalamaktır. Peki Osmanlı Devleti'nin kapitülasyon siyaseti iki döneme ayrıldı. Birinci dönem 1352 Ceremiz abi ilk bak kapitülasyonlar ta Mısır'ın fethine kadar uzanan dönemi kapsıyor. Bu dönemde Venediklere 1384 ve 1387 yıllar arasında yine kapitülasyon tanınıyor. Fatih'ten önce de tanınıyor. Dikkat 1384-87 yılları. Doğru mu? Arkadaşlar 1352'de de Ceremiz Cumhuriyeti'ne ilk odur. Peki Fatih Venediklerle 16 yıl savaş yapıyor abi. Ve sonunda ne yapıyor biliyor musunuz? Kapitülasyon veriyor. Ve bunun aynısını Venedik'ten sonra Floransa'ya tanıyor. Birinci dönem Osmanlıların Avrupa ile olan ticareti büyük bölümü Ceneviz ve Venedikliler yapmakta. Dikkat! Bunlar da şöyle söyleyeyim. Haçlı seferleriyle Venedik Akdeniz'e çökmüştür. Ceneviz Karadeniz'e çökmüştür. Fatih bunları buralardan uzaklaştırabilmek için bir sürü sefer yaptı. Ege'de adaları mesela adaları alması Venedik'in ticari imtiyazlarını çortlattı. Cenevizlere de aynı neyi yaptı abi? Amasra'nın fethi, Kırım, Kefe buraların hepsi Cenevizlere öttürdü. Yani Fatih büyük darbe vuracaktır bunlara. Peki kapitülasyon siyasetinin ikinci dönemi Mısır'ın fethiyle başlıyor. Suriye ve Mısır'ın fethiyle kapitülasyonların değeri çok artıyor. Yavuz 1517'de Memlük Sultanları tarafından Venedik'e, Katalan ve Fransızlara verilen kapitülasyonları yeniliyor. Bak şey yok. Yineleme var burada sadece 1517'de. Ne var? Aslında Venedik'e 1479'a verildi Katalan daha önce Fransızlar. Heh, 1500 aslında Fransızlara arkadaşlar dediğim gibi asıl 1569'dur. Böylece Fransızlar da Osmanlı topraklarında ticaret ayrıcalığı elde ediyor. Kanuni de Habsburgların Haçlı Birliği faaliyetlerini dikkate alarak Fransa'ya verilen kapitülasyonları yeniliyor. Nihayet Fransa'ya ilk gerçek kapitülasyon aha burada 1569 tarihinde. Doğru mu? Buralarda çok kafanız karışmasın. Ne zaman ne? Siz ilki bilin Ceneviz. Sonra Venedik. Sonra önüne gelene zaten kapitülasyon. Sonra Fransa diye geçin 3. sırada. Peki bu imtiyaz sayesinde Doğu Akdeniz'de Fransız ticareti hızla gelişiyor. Yani şöyle söylüyoruz. 1569 Fransa'ya asıl kapitülasyon. Ondan önce de ticari imtiyazlar verilmiştir. Ama kısa süreli ve padişahların aslında ömrüyle sınırlı olmuştur. Doğru mu? Zaten Fransa'ya verilen kapitülasyonlar 1740'ta düzenli hale gelecektir. Yani devlet politikası haline gelecektir. Akdeniz'de Fransız ticareti hızla gelişiyor ve Fransa Venedik'in Doğu Akdeniz'deki ticari ne diyelim egemenliğin yerini almıştır. Fransa Venedik'e posta koyuyor abi. Peki İspanya ile mücadele halinde olan evet İngiltere Osmanlıları Avrupa'da dengeyi sağlayabilecek bir güç olarak görüyor ve Osmanlı'ya yakınlaşıyor. Bu yakınlaşma sonucunda bir de İngiltere'ye çağırıyorlar 1580'de kapitülasyonları doğru mu? Doğu Akdeniz'e İngiliz bayrağı altında yapan İspanya ile mücadele eden Hollandalılara da 1612'de ticari imtiyazlar veriyor. Önümüze gelene kapitülasyon dağıtırız demiş bizimkiler. Ve arkadaşlar kapitülasyonlar 18. yüzyıla kadar Osmanlı padişahlarının yabancılara bir inayeti padişah
İstediğinde imtiyazı geri alabilirdi ama ticari imtiyazlar ancak 1718 Pasarofça Anlaşması'ndan sonra iki taraflı oldu. Dikkat! Pasarofça'ya kadar tek taraflı, 18'den 1718 Pasarofça'dan sonra artık iki taraflı. Yani bizim tüccar da karşı tarafla söyle ticari imtiyazlardan yararlanabilecek. Peki bize nasıl etkileri oldu? Arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne Avrupalı devletlere verdiği kapitülasyonlar ilk dönemler için güzel. Good, good. Yani ticareti canlandırdı, zaten güçlüsün. Dünya gücü yani sana dokunmaz ki. Rekabet ortamı oluşturdu. Osmanlı ekonomik ilkelerinden olan İAŞ vardı ya. Hani piyasada bol miktarda mal olacak. Doğru. Bu ilke gereği piyasada yeteri kadar mal bulundu kapitülasyonlar sayesinde. Başlangıçta ticareti canlandırmak için verilen bu kapitülasyonlar ilerleyen dönemlerde işte ne olmaya başladı abi? Amaning de amaning ekonomiyi dışa bağımlı hale getirdi. Yerli üretimin düşüyor abi. Dışarıdan her şeyi alırsan bir şey çağrıştırıyor mu size? Osmanlı'nın mali kaynakları azalıyor. 18. yüzyılın sonlarına doğru gelindiğinde artık Osmanlı Devleti'nin Avrupalı tüccarlara tanıdığı haklar, kendi vatandaşlarına tanıdığı hakların önüne geçmeye başlıyor arkadaş. Doğru mu? Ve arkadaşlar, kapitülasyon siyaseti böyle. Nerede kaldırıyordu kapitülasyonları? Lozan. Rusya'ya verilenler ama neydi? Moskova. Hep ta şey yapayım, bunu tekrar edeyim. Kafanıza girsin. Çünkü benim beklediğim bir soru. Rusya'ya verilen kapitülasyonlar Moskova'da, diğerleri Lozan'da. Peki merkez maliyesi ve hazine yönetimi arkadaşlar. Ta bak kuruluş döneminde, doğru mu? Çandarlı Kara Halil Paşa, Çandarlı Sülalesi vardı ya. Osmanlı'nın size soru, KPSS sorusu. En önemli neydi? Kuruluş döneminin sülalesi. KPSS sorusu Çandarlı. Kara Halil Paşa ve Karamanlı Rüstem Paşa tarafından oluşturulan Osmanlı Devleti Maliye Teşkilatı'nın başında kim bulunur abi? Maliye Bakanı Defterdar. İlk kez kimin zamanında oluşturuldu bu makam? Tabii ki 2. Murat zamanında bahsi geçen defter, yok 1. Murat tarafından oluşturuldu. 2. Murat zamanında sadrazama karşı sorumlu oldu ve padişah malının mutlak vekili sayıldı. Bak bahsi geçen Defterdar aslında 1. Murat zamanında defterden nişancı, kazasker, doğru mu? Vezir azamlık makamları oluşturuluyor. Ama arkadaşlar 2. Murat da sadrazama karşı sorumlu oluyor ve padişahın malının mutlak vekili sayılıyor. Dikkat! Yıllık bütçenin yapılması. Ulufe maaş özetlerinin padişaha sunulması. Ulufe neydi? 3 ayda aldıkları maaş, yıllık bütçe. Peki devletin tımar ve vakıf sistemi dışında kalan nakit harcamalarının bütçe olarak yazılması baş defterdarın görevleri arasında. Doğru mu? Peki defterdarın idaresindeki Osmanlı hazinesi iç hazine ve dış hazine olmak üzere iki kısma ayrılıyor ve hazinede para ve çeşitli kıymetli eşyalar saklanıyor. İç hazine arkadaşlar direkt padişaha ait hazine. Bak hazineyi hassa buradan gelsin aklınıza ve gerektiği zaman devlet hazinesine buradan para aktarabiliyor. Dış hazine direkt devlet hazinesi. Örfi ve şerri vergilerin ganimet gelirlerinin aklına ne geliyorsa ve diğer gelirlerin toplandığı hazine. Doğru mu? İçi neymiş abi? İçi seni yarar, dışı beni. İç hazine padişaha ait, dış hazine devlet hazinesi. Geç. Peki merkez hazinesi maliyesi temel gelir kaynakları olarak neyi arkadaşlar topluyor? Bir kere mukata gelirleri, bunu defalarca anlattım. İltizam usulünün uygulandığı topraklardı. Geliri doğrudan hazineye aktarılan vergi gelir kaynaklarıydı. Gümrük, darphane, tuzlalar ve maden gelirleri gibi devlete ait kaynaklar mukata usulüyle işletilir. Yıllıklı. Saliyaneli diyorduk ya bazı topraklar. Mukatalar günümüzde özel teşebbüsler tarafından işletilen şirketlere benzetilir. Doğrudan arkadaşlar merkez hazinesine bak buradan hop para aktarılıyor, doğru mu? Cizye neydi abi? Herifler gayrimüslimler askerlik yapmıyor bunun karşılığında. İslam devletinde yaşayan gayrimüslimlerden güvenliklerinin sağlanması çok mantıklı değil mi? Adam orduda yer almıyor. Bunun için para ver abi en azından. Doğru mu? Askerlikten muaf tutulmaları karşılığında alınan bir vergi. Bu vergi askerlik çağına gelmiş sağlıklı erkeklerden alınıyor. Avarıza dikkat. Bunu da arkadaşlar henüz size sormadılar. Olağanüstü vergi. Örfi vergilerden olan ve divanın kararı ve padişahın olayından sonra olağanüstü durumlarda alınıyor. Arkadaşlar olağanüstü durum sadece savaş olmayabilir. Sel oldu, deprem oldu, bir şey oldu. Doğru mu? Veya yerden alınan vergidir. Geç. Devletin en önemli giderleri asker maaşları arkadaşlar. Oo. Hele Yeniçerilerin sayısı, Kapıkulu Ocağı'nın sayısı arttıkça. Bak bugün KPSS'ye girmeye çalışıyorsunuz ya. En iyi patron devlet abi değil mi?
Ayın 18'inde maaşı yatıracağım deyip özel sektör gibi ya kasaya para gelmedi 25'inde saklı maaşlar demiyor. Çat yatırıyor doğru mu? İkramiyesiz, tatili, şusu, busu. Herkes o dönemde arkadaşlar Tımarlı Spy biraz özel sektörü temsil ediyor. Kuraklık oldu, bir şey oldu, ne bileyim köylü çalışmadı, o yıl verim düştü. Yani garantisi yok ama Yeniçerilerin, yani Kapıkul Ordusu'nun garantisi var. Devletin en önemli gider masrafları ulufe ve savaş harcamaları. Ulufeler devlet giderlerinin arkadaşlar %70 kısmı. Savaşlar ise %30'luk kısmını oluşturuyor. Günümüzde de kamu yatırımı olarak değerlendirilen harcamalar bu bütçeden karşılanmamış. Çünkü bayındırlık, eğitim ve sağlık harcamalarıyla Diyanet işleri için yapılan harcamalar hazineden para çıkışı ile değil bak. Eğer hayır kurumu diyorsan vakıflar, doğru mu? Bunlardan karşılanıyor abi. Ve Osmanlı Devleti 16. yüzyılda mali sistemini, merkez hazine, tımar sistemi, vakıf gelirleri olmak üzere 3 ana unsur üzerine kuruyor. Tekrar, 16. yüzyılda mali sistem, merkez hazine, tımar sistemi ve vakıf gelirleri toplam kamu gelirleri içinde merkez hazine %51. Tımar sistemlerle çok önemli değil arkadaşlar. Bir sadece fikir versin. %37 vakıflardan elde edilen %12'lik geç. Şimdi asıl bunlar önemli işte. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde vergiler. Şimdi bak ÖSYM kitaplarında o kadar karıştırdı ki bunları. Biz artık netleştirelim. Çünkü böyle bir sürü vergi var. Zaman içerisinde bir sürü vergi uyduruyorlar zaten. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4 şerri vergileri 4 ana katmanda. Şimdi bak öşür. Müslümanlardan alınan ürün vergisi derim ya. Bunu çok karıştırıyorsun. Sen köylü ol. Ben vergici olayım. Sen şeydesin, Müslümansın. Geldim vergici olarak. Dedim ki bugün işte bu sene neler ürettin çıkart. 100 kilo buğday üretmişsin, 100 kilo nohut üretmişsin, 100 kilo mercimek üretmişsin. Onda birini bana vereceğim dedim. Öşür. Aşar diğer adıyla. Zaten onda bir anlamına geliyor arkadaşlar Arapça. Peki sen dedin ki ya nohutun bu sene çok az al şu parayı da nohuttan alma dedin olmaz. Aynı olarak alınır ürün üzerinden. Anladın? Öşu dediğim bu. Arkadaşlar haraç aynı mantık ama gayrimüslimde. Biraz daha fazla. Bak gayrimüslimsin, köydesin, ben vergiciyim geldim. Çırp bayım neler ürettin? 200 kilo mercimek üretmişsin, 100 kilo buğday üretmişsin, 100 kilo bilmem ne üretmişsin. Çırp bayım 5'te 1'ini bana vereceğin dedim. Ne yaptım abi? Söyle. Haracımı aldım ama gayrimüslimden. Biraz fazla mı oldu 5'te 1? 100 kilonun 5'te 1'i 20 kilo muydu? Heh. Anam küçük baş abi. Küçük baştan alıyorsun bunu. Anam vergisi. Birinci TBMM arkadaşlar açıldığında ilk kabul ettiği kanunlardan birisidir. 4 katına çıkartılıyor anam vergisi. Para yok ki. Ne yapacaksın TBMM işte bir yani, vekillerin maaşlarını karşılaman gerekiyor. Zekat. Arkadaşlar Müslümanlardan deniz ürünleri, madenler, zirai ürünler, ticari faaliyetlerden elde edilen gelirlerden alınan vergi 40'ta 1 miydi? Zekat. 1, 2, 3, 4 şerri vergi bunlar. Örfiler. Arkadaşlar çift tane bak. Çift tane çift bozan. Bunları çok karıştırıyorsun. Hane. Hane. Ev gibi düşün. Çift. Bir çift öküz ile işletilebilen arazi. Bir çift öküz ile işletilen araziden alınıyor. Çift tane. Örfi midir? Kaynağını töreden alır yani. Çift bozan. Abi toprağını izinsiz gettin, terk ettin ya da üst üste ekmedin 3 yıl alınır. İspenç. Direkt gayrimüslimler gelsin. Toprak vergisi ispenç. Gayrimüslimden alınan toprak vergisi. Gayrimüslimden alınan toprak vergisi. İlk kez arkadaşlar Osman Bey'in almaya başladı Osmanlı tarihinde. Baç vergisi. Çarşı ve pazardan alınır. Karacahisar aldıktan sonra baç vergisi koyuyor. Peki al arkadaşlar sürü sahiplerinden alınan vergi. Bak bu neydi? Anam küçük baş al sürü sahiplerinden. Bu örfi ama. Peki arkadaşlar imdadiye-i seferiye. Adı üstünde bak seferiyeden çıkartırsınız. Sefer sırasında alınır. Doğru mu? Peki imdadiye-i hazariye barış zamanında alınır. Barışa, savaşa, paraya, paraya ihtiyaç oldukça yapıştır gitsin. Bir yere bağlı hava vergisi koyacaklar biliyor musun? Hava vergisi. Çok oksijen tükettim ve vayim diye. Derbent arkadaşlar geçiyorsun ya oradan. Bir de karakol kurmuş onların da masrafları var tabii. Köprü veya geçitlerden alınan vergi. Bir de olağanüstü dönemlerde arkadaşlar illa dedim ya savaş değil sel oldu deprem oldu. Hele 1509 depremi var. Aman onu şeyde anlattım ha. Oynatmanın sitelerine gir. İkinci Bayezid zamanında anlattım. Kıyamet-i Suğra diye geçiyor. Büyük deprem, İstanbul depremi. Hala bekliyoruz biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? 6 Şubat depremi nedir biliyorsunuz mu? Dünyada kara üzerinde olan en büyük deprem. İnsan evladının görebileceği.
Ve hala arkadaşlar araştırmalar yapılıyor ve çok rapor hazırlanacak o depremle ilgili. Doğan olur neler hem de bize. Benim biraz ilgi alanımdır deprem hadisesi. Şu anda İzmir, hatta İstanbul'dan önce İzmir'de olacağı bekleniyor. 1688 deprem vardır biz İzmir tarihinde gördük. 250 yılda bir İzmir yıkılıyor arkadaşlar. 1688'e bir 250 yıl koysana. Yani Göztepe'den bu güzel bahçeden bunun altından geçen fay hattı henüz kıpırdamadı. Neyse, moralinizi bozmayayım. Arkadaşlar Osmanlı'da Ottoman'da eğitiminde başka bir videomuza bırakalım. Bunun hemen arkasından çekelim onu da. Ve burada çünkü uzun uzun olunca böyle bayıyor sizi. Ondan sonra diyoruz uzattım falan diye. Çok canım düştü falan diye. Niye yapayım? Niye yapayım? Sizin için. Sizin için. Siz öğrenin de atanın diye atanın bir yerlere gidin. Hocanızı oradan goflet, lohum mohum gönderirsiniz. Belki pişmani İzmit'e atanan pişmaniye göndersin. Çorum'a gelirseniz buradayım ben. İzmir'e giderseniz de gönderin. Söğüş söğüş. Aa, çok güzeldi. Neyse arkadaşlar yine hatırlatmalarımı yapayım. Sevgili arkadaşlar kanalımıza üye olun. Bunu bıktınız artık. Kanalımıza lütfen üye olunuz. Bildirim zillerini açınız ve videolarımızı da beğeniniz ki coşalım. Coşalım daha fazla şey anlatalım. Ben de gaza geleyim. Uçalım kaçalım. Doğru mu? Zaten kanalımız büyümekte. Her gün büyümekte. Ve bu kanal daha bundan önce 300 kişiydi. Arkadaşlar 15-20 gün içerisinde coştu yala. Demek ki bütün yazı değil mi? Kanalımızı coşturmak için vereceğiz ve sizi atama için sizi ne diyelim tarihle böyle haşir neşir etmek için ne yapacağız? Bu zamanımızı arkadaşlar ne diyeyim vereceğiz, zamanımızı vereceğiz ve işi bitireceğiz inşallah. Tarihi başka bir yerlerden böyle gidiyorlar, gidiyoruz ya bir yerlere, 15 dakikada işte Osmanlı, 20 dakika yapamam yapamam, 15-20 dakikada öyle bir şey yok, sihirli değnek yok. Oturacaksın abi, çatır çatır çatır, incik cincik öğreneceğim bu neydi, karıştıracaksın, bir daha yanlış yapacaksın, bir daha yanlış yapacaksın, ondan sonra doğrusunu yapacaksın. Bu iş böyle abi, böyle yapay zeka çıksın ileride. Ondan sonra kurtuluruz bu işlerden de. Arkadaşlar neyse çok çenem düştü. Kendinize iyi davranın. Çalışmalarınıza başarılar. Görüşürüz.